Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Değerli takipçilerimizi sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün malzemelerimi aldım, bir güzel çorba yapacağım. Çorbamızda şurada kemik suyu var arkadaşlar. Onu kaynattım, suyunu aldım kenara. Burada yoğurdumuz var. Burada bir tane yumurta var. Burada un var. Şurada pirinç ısladım. Pirincim var arkadaşlar. Şurada nohutum var, buzluktan çıkarttım. Kemik suyunu şundan çıkarttım arkadaşlar. Etlerini de didikledim. Etlerini de tencereye aldım arkadaşlar. Şimdi altını yaktım güzelce. Hemen şuradan şöyle telefonumuzu güzelce ayarlayalım. Şu şekilde şöyle. Tenceremin içine az biraz yağ alacağım. Şöyle sonradan geri yağlayacağım zaten. Burada şunu şöyle alayım. Burada arkadaşlar tenceremin içine etlerimi aldım. Didiklediğim etlerimi aldım şöyle. Dibine az bir yağ döktüm, dibine yapışmasın diye. Şimdi bu suyu, süzmüş olduğum suyu geri şöyle hemen. Bulandı ama dibi. Şu dibinin tortusunu almıyoruz arkadaşlar. İçine döktüm. Süzdürdüm ayrıyeten ama yine de tortu dibine birikiyor arkadaşlar. Bu burada böyle kaynayacak arkadaşlar. O kaynarken beraber biz de burada şeyini hazırlayalım. Yoğurdunu hazırlayalım. Yoğurdumuzun için arkadaşlar bir tane yumurta şöyle kesilmemesi için. Bir de şöyle 2 kaşık un arkadaşlar. İyice çırpıyoruz arkadaşlar yoğurdumuz. Eşki olmaması lazım, tatlı olması lazım ki ne? Çorbamız da güzel olsun arkadaşlar. Karıştıralım, hazır olsun. O şey yaparken arkadaşlar şunu şöyle çevireyim. Kaynayacak zaten bu şimdi. Kaynayacağı zaman şunu pirinci süzeyim. Pirinci de içine atayım. Pirinç de içinde kaynatayım. Özleşmesi için. Buraya niye geldin kız? Makineyi kapattılar, ben de şunları katayım. Kim kapattı? Pirinci de içine bırakayım arkadaşlar. Bu da içinde kaynasın güzelce. Özleşmesi için. Bu normalde şey olarak geçiyor. Leveniye çorbası diyorlar. Ama ne kadar doğru ne kadar yanlış ben bilmiyorum. Ben de bir yerde gördüm. Oranın tarifi yine yapıyorum. Bir yerde gördüm. Onlar etle kemik suyuyla yapıyorlardı. Ben de onlar gibi yapmak istedim arkadaşlar. Yoğurdumu da burada hazırladım. Hazır. Pirinç biraz kaynasın. Kaynadıktan sonra güzelce içine nohutlarını atacağız. Nohutu da buzluktan çıkarttım. Şöyle göstereyim. Onu da buzluktan çıkarttım. Hazırladım. Her şey hazır burada. Sadece yoğurdunu döküp çorbamızı kaynamaya bırakacağız. Şuradan şöyle güzelce bir dışarı çıkalım. Işığı söndürüp şöyle azıcık da dışarıyı gezelim. Yaprakları, asmanın yaprakları dökülüyor arkadaşlar. Şeyden, tavuktan kurtulduk ama asma yapraklarından kurtulamadık.
Tavuklar, tavuklar. Tavşan. Ay! Rümeysa! Yavru çıkmış. He. Tavuklu. Koşarak geliyor. Ama girdi içeriye ya. Nerede? Yavru çıkmış içeriye girdi. Yavruyu ayırmamız lazım vallahi. Sarılı kahverengili. Vallahi. Şeyli beyazlı kahverengili. Hangisinde? Şuradakine girdi. Buna mı girdi? He. Tamam. Ben buradan geldim ya, beni görünce hemen kaçtı. Ay yavru çıkmış deyince hemen kaçtı. Senden korktu. Yok, benden korkmadı. Acaba kaç tane var? Bir de bunların anaları nerede şimdi? Ayıracağız onu, bilmiyorum. Onu nasıl edeceğiz? Birkaç gün geçsin bile annemiz emsizde. Aa, birkaç gün de bu, öbüründe hatırlıyor musun çıkarttığında hemen yediydi? Hemen yemedi. Birkaç gün sonra yedi aşkı. Bir gün sonra işte. Onu nasıl ayıracağız o yavruyu? Ama... Yavruları bu tarafa ayırak dese, oraya kapı yapsan, bunlar gene şapalak doğuracağı zaman nasıl edecek? Yavruyu çıkartak desek yavru çıkmaz ki ne? Bir de o var. Nasıl yapacağım biliyor musun? Hı. Üçünü alacaksın, ayıracağım. Dışarı alacaksın yani. Böyle şey yapmayacaksın, şey yapana kadar, yavruları yakalanana kadar. Yavruyu da nasıl yakalayacağız ki? Yani kaç tane olduğunu şimdi kapıyı bilmiyor. Kapıyı açık bırakacaksın ama işte... Kedi yer o zaman. Yok yok yok. Bekleyeceksin, yani bez atacaksın yani yuvaya girmesin diye. Valla arkadaşlar, benden bu neymiş dedim. Anam şöyle bir döndüm, bak dedim kahverengili, beyazlı. Çok güzeldi ama minicikti. Beni görünce hemen içeriye kaçtı. Bak ne, sen yerine geldi bak, sen ne diyordun, tavşanlardan vazgeçecek diyordun. İtfaiye gelmiş. Ağaçlar sürüyor zaten. Bir yerde... Yok, bu tırda hemen güyüm diye ses çıkarttı diye bir şey mi oldu acaba? Bak hele. Ha, anaları şurada arkadaşlar, bunun biri burada, erkek burada, öbürü karşıda, biri de şurada. Eğer bak o yavruyu yiyen var ya, sizi döverim ha. Döverim sizi eğer o yavruyu yerseniz. Sizi satarım. İçeride var mı acaba? Şu yuvanın içinde var mı acaba? Bilmiyorum. Yavruları, babaları beyaz olduğu için arkadaşlar, yavrular da kahverengili beyazlı veyahut da sade beyaz. He? Tır, he, ses çıkarttı çünkü, acayip ses çıkarttı. Demek ki arızalanmış. Ya bir tane burada. Yok, orada yok. Gel yavrular. Tamam gel. Tavşan var orada, biliyorum. Biri burada. Tamam, biri burada, biri şurada, biri de şurada. Ha, kapıda gözüküyor baba. Bir de şey, atalım. Şey olacak. Bak buradan bak, gel buradan bak, gözüküyor. Yavru gel. Mu? Beyaz orada. Tamam, görüyorum şey onu. He. Yanlarında yavru yok bunların. İçeri kaçan kahverengili beyazlıydı. Rümeysa'ya çağırdım hemen görsün diye, çağırmadı. Ben uzandım, tam gözümü yumdum. Yavru mu dedi? Sen de koştun geldin mi? Şu kenarlarda falan yok yani, değil mi yavru? Şey olmaz. Yok. O sonra daha ufak ama... Eğer varsa şuradakinin içine gidiyordur belki de. Eğer yerseniz o yavruları sizi hış ederim. Yok, yemez yani bundan sonra. Neyse. Burada ya, otur. Alayım, soğukladayım soğukluğunu. He, soğukluğunu da at, onlar zaten yemiyor. Ya az ki, çok olsa dediğin doğru da. Bulgurumuz da arkadaşlar, böcükleri gitti. Gayet güzel tabi. Kumrular da üstünde seke seke dolaşıyorlar. Ne? He. Kumrular üstünde seke seke dolaşıyorlar. He. Arı yakalaması kolay gelmişler yani. Aa, bak. Baksana ayaklarının izlerini, kumru dolaşıyor burada. Epey var, bu bulgur bana yazı falan çıkartır. He, oradaki duvardaki şeye giriyor. He, öncekiler de oraya giriyordu. Bu teneke nereden gelmiş şuraya? Şu teneke. Şurada şey, tır bir şey olmuş. Kızım yavrum, şey tekeri sürttü, bozuldu, baksana. Bozuldu herhalde. Tekeri sürttü. Bozuldu şey olmuş. Ne çekiyor şimdi? Hiçbir yere çekmiyor. Burası yere çekiyor.
Ne yok, neye gösterin dedim ya. Evet, karşıyı gösterin. Yok, kapalı olduğu için kapıya gittim ya. Ondan mı? He, böyle geri geri mi gitti? He, araba gitti, çıkmıyor ya. Hmm. Herhalde araban dingene mi kırıldı, neyi kırıldı, ving etti ya. Gıyı, fren, he, fren kilitledi. Bak, ufak araba gidiyor, kamyon gider mi yani? Bir daha toplamadın canım. He, toplar onlar. Asmanın uçlarında şöyle yapraklar olmuş arkadaşlar. Yaşılır, maşallah, maşallah. Hmm. Zeytinlerde de uçlarında var. Maşallah görürüm var. Yani. Hmm. Daha tazecik yani. Hadi bir sarma yap da yiyek bari. He he. Epeyden beri sarma da yapmak, dolma yapıyor da sarma yapmıyor. Canım benim. Sevindik. Neyse, o daha yavru da. Sevindik de. Sevincimiz kurcağımızda kaldı. Beyaz, oraya beyaz abi, beyaz erkek ama. Erkek, babaları. Ya. Çıkarsa görürük artık arkadaşlar. Çıkarsa size de gösteririk. Bir şey olmaz inşallah ya. İnşallah. Arkadaşlar, kaynamaya başlamış pirinçlerimiz de, o şey pirinçti, hemen yumuşamışlar zaten. Şuradan hemen nohutlarımı atayım içine. Bu nohudu da haşlayıp dolaba koymak çok iyi oluyor. Ufaktı ama iyi geldi. Böyle çorbalar arkadaşlar çok güzel oluyor. Kaldığı zaman ben sabah kahvaltısında bile içiyorum. Bitti mi makine? Çok sıcak, ay ateş püskürüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, et suyu olduğundan muhakkak rengi değişiyor zaten. %100 vitamin deposu. Hele grip mırip olduğunuz zaman da Allah korusun. Allah etmesin de grip olduğundan falan çok iyi gelen bir çorba. Şöyle bunu biraz kaynayana kadar şöyle karıştırmak gerekiyor. Karıştırdığın zaman da kesilmesin diye, hani sebep kesilmesin diye. Dibine ben etini hafif şey yapmak için dibine yağ döktüm. Şey yapmasın diye. Eğer diki etiniz varsa diki etinizi hafif haşlayıp böyle hem suyunu almak için hem de şey yapmak için, yumuşak pişmesi için biraz haşlayabilirsiniz. Kemikliydi benim et, işte gördünüz zaten. Onu şey yaptım ben, didikledim. Suyunu da aldım, didikledim, onu da şey yaptım. Bunu böyle yapayım dedim, bugün çocuklara değişiklik olsun dedim. Sinek de dolanıyor da kızım, bunun ağzını örtek mi nedir ya? Bu biraz kaynasın arkadaşlar. Şöyle kaynayınca zaten şey oluyor, koyuluğunu falan belli ediyor. Hem pirinç de pişmiş oluyor o zamana kadar. Hem etler yumuşuyor. Hem nohut tam yumuşuyor. Onun için böyle biraz kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra, piştikten sonra güzel. O nereye çıkık kız öyle? Yüzüne nane yakacağız. Tamam. Baba. Ne var onun altında, sandalye mi var? Asma şey, hayvanların yavrusu da çıktı ya, onlara şey yapıyor. Asmanın uç kısımlarındaki kart olan yerlerinden şey kesiyor, yaprak kesiyor ki arkada yesinler diye. Yeni dünyanın yaprağını yiyorlar mı acaba? Onu hiç denemedik. Keserdi babam, verirdi uçlarından. Tut yaprağını güzel yiyorlar. Geçen Mustafa'yla yol boyu yapıyorduk. Yol boyunu yaparken şey yaptık. Yolun kenarında otlar vardı. Ben elimle şey yaptım. Biraz elim ağrıdı ama elimden topladım, getirdim. Çok iyi oldu. Onu da yediler. Güzel yediler yani. Arkadaşlar, bunun yanına da ne pişirek derseniz, bunun yanına her türlü şey gider. Ot kavurabilirsiniz. Yani ıspanak kavurabilirsiniz. Ondan sonra pilav desen zaten pirinç kendisi. Ben makarna yapmayı düşündüm. Bir paket makarna pişireceğiz. Düdüklü makarnadan.
Ondan pişiririz. Onda artık bugün Musa'nın sınavı var. Ben bu yemeği erken yapmamın sebebi de o. Bugün Musa'nın sınavı var. Sınava gideceğiz. Onun için ben dedim çorbayı erken yapayım bari. Makarnayı da Rümeysa da pişirir dedim. Rümeysa da makarna pişirir yanına biz gidip gelene kadar. Ondan sonra yememiz hazır olur. Azıcık da salata yapar. Yeriz arkadaşlar. Allah bundan geri koymasın. Allah olmayanlara versin. Lebeniye çorbası böyle oluyor. Benim bildiğim yani. Bizim tarifte gördüğümüz bunlar bu oluyor yani. Başka da ben lebeniye çorbası bilmiyorum. Ha sadece et yerine şey de koyabilirsiniz. Kıymayı yuvarlayıp da küçük minik minik misket köfte yapılıyor ya. Ondan yapıp da içine koyabilirsiniz. O da güzel oluyor. Genelde öyle yapıyorlarmış yani. Ama birkaç yerde gördüm ben. Antep usulü böyle şey yapıyorlar. Ne onun adı? Etle yapıyorlar. Kemikli etle yapıyorlar. Yani bakın zaten etleri o kadar süzdüm. Hadi kız onu kızım. Etleri ne kadar süzdüysem gene de bakın tortunun şeyleri yüzüne çıkıyor arkadaşlar. Bu hangi kanala gidecek? Rümeysa'nın hayatı. Rümeysa bardak... Bir de elinde mi? Lan bardağın burası. Bunun kafasına bir tane yazma takın da göstereyim. Hayattan bezik. Ben onun yemeğiyken de sen vardın. Ha ya hiç sorma. O zaman öyle uyuz derdin ki, cızız derdin ki. Kim? Sen yapılıydın şöyle. Yapılıydı mı? Bunun gibi zayıf derdim yani. Ama normaldi. Anam her zaman iyi. 55 kiloydum. Bu ne 47 ne 48 ikisinin ortası. Ne yükseliyor ne düşüyor. Düşüyor, yükselmiyor. Vitaminli şeyler yapıyorum ki ne şey olmasın diye ama. Abi üniversiteye gidene kadar şey yap. 70 kilo ol. 70 kilo olursa o zaman oğlum boyu daha küçücük kalır. Ya ama tam kilo tutam diğerinde olur. Tamam 55 kilo ol. Sana atlı üstü bir tane kombin alacağım. Almıyorum lan. Makarnayı Rümeysa pişirdi arkadaşlar. Ay Rümeysa ben ambulansı arayın kapının önüne yazın. Öyle diyorsunuz. Yemeyin o zaman. Ben beğeniyorum kızım sen boşver onları. Bu arada baka baka yapmıştı. Yok yok şaka yapayım ben. Hani sen dedin ya araba sabah tatlı attı herhalde dedin ya. Yoldaki levhayı dümdüz etmiş valla. Köşedeki yerde. Levhayı yere yapıştırmış. Duymuşsun. Ama böyle yani hıpızlı şiddetli karşıdan gelen vurduysa. Çünkü yerde hep cam kırıkları, parçalar vardı. İsmail Hoca da dedi ya sizin orada bacağın oldu diye. Ama ben bekledim şey, tuvaletten gelirken. Niye çıkıp bakmadın abim ne var diye? O sende ne işi var oğlum dışarıda? Ben yataktan kalkmıyorum, şey diyorum, gel sonra dışarı çıkıp bakmıyorum. Ne saat? O kadar da geç gelmiş ki anne. Erken gelmiş ki yani. 7.30. Yedi erken mi? Geç mi yani yedi? Geç mi? Çok erken benim için. Sabahın köyü. Okula nasıl gidiyorsun sen zamanında? Zorunlu. Üşen üşen. Sabah kalkmaya o kadar üşeniyordum. Ben yazın değil de kışın. Sıcacık yataktan kalkıp soğukta da üstünü değiştir. Arkadaşlar akşam yemeğimiz makarna, lebeniye çorbası, süs biberi ve salata arkadaşlar. Leblebi çorbası. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.